Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun kullanım deneyimi videosuyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar DJI Osmo Pocket isimli şu küçük, ilginç hem gimbal hem de video kamera olan ürünle ilgili yaşadığım deneyimi sizlere aktarmak istiyorum. Ben bu ürünü yaklaşık olarak 2019 yılının Mart ayında aldım arkadaşlar. Yani 2 yıla yaklaşan bir kullanım deneyimim oldu. İşte 2021'in Mart ayında 2 yıl olacak. Biz şu anda Ekim ayındayız. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. İşte 5 ay gibi bir şey kalmış. Yani 19 aydır falan kullanıyorum ben bunu. Enteresan bir ürün. Birazcık onun aslında cihazdan da bahsetmek istiyorum. Ben bununla gibi inceleme falan çekmedim bu arada. Sadece kullandım ve şu anda o bu kullanım deneyimiyle yaşadığım artıları ve eksileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. İlginç bir ürün. Nevi şahsına münhasır bir ürün. Çünkü bu tarz bir ürünün bir benzeri şu anda dünyada yok arkadaşlar. Bir tek böyle DJ'in geliştirdi ki DJ'i bilenler biliyordur. Bilmenin için ben söyleyeyim. Aynı zamanda bu marka aslında biraz bir drone üreticisi. Bir sürü droneları falanları da var. Mavic var işte Mavic Mini vesaire gibi bir sürü ilginç güzel ürünleri var. Hani bütçemize göre alabileceğiz güzel dronları droneları üretiyor. Ve kaliteli droneları üretiyor bu arada onu da söyleyeyim. Çin merkezli bir marka. Ama hani Çin merkezli böyle falan filan demeyin. Gay gayet kaliteli ürünleri var. Onu söylemiş olayım. Şimdi bu ürüne gelecek olsak, DJI Osmo Pocket'a gelecek olsak bu ürün üzerinde bir gimbal bulunan üç eksenli hemen şu kısımda bunu detaylarda göstereceğim size. Şöyle şu şekilde bir gimbalı bulunan bir kamera var aslında bu kısmında. Bir de minicik bir ekranımız var. İsterseniz şimdi ben teknik özelliklerden de biraz bahsedeyim. 1.23 inçlik bir sensörümüz var. Bu da yaklaşık olarak 1.1 cm tekabül ediyor arkadaşlar. Yani küçük bir sensör var tabii ki haliyle ve doğal olarak. Çünkü cihaz şu kadar bir şey yani elimde tutayım şöyle, göstermiş olduğum kadar bir şey. Bir kalemden bile daha küçük, kalınlık olarak da iki tane USB kalınlığında olduğunu söyleyebilirim. Oldukça da hafif bir ürün var. Teknik özelliklere devam edelim. 25.7 mm'lik f2 diyafram olan bir objektifimiz var. Ki bu objektifimiz bize 80 derece görüş açısı sağlıyor arkadaşlar. 4K Ultra HD video kayıt yapabiliyor, 60 FPS'de, onu da belirteyim. 2.7K'da ise yine 60 FPS yapabiliyor. Full HD'de ise 120 FPS e kadar kayıt yapabildiğini söyleyelim. 12 megapiksel fotoğraf çekiyor. 100 Mbps video bitretimiz var. MP4 ve MOV formatında video kayıt yapabiliyor. 3 eksenli bir gimbal olduğunu söyledik. 1 inçlik dokunmatik bir ekranımız var. USB tip C bağlantısından şarj oluyor ki o bağlantı alt kısımda yer alıyor onu da söylemiş olayım. Time Lapse, Motion Lapse, DJI Mimo uygulaması üzerinden telefonda kullanabiliyorsunuz. Kutudan bir tane Type-C ve Lightning bağlantısı çıkıyor. Ondan şimdi söyleyeceğim ne işe yaradığını. Micro SD bellek kartı yuvamız var. 875 mAh'lik pilimiz. Pil ömrümüz 140 dakika ve 116 gram ağırlığın olduğunu da söyleyelim. Şimdi ben bunu kullanıyorum. Söylediğim gibi yaklaşık 2 yıla yakın süredir kullanıyorum. Birçok videoyu çektim. Birçok böyle özellikle yürüdüğüm zaman kullanmam gereken. Hani vlog tarzı işlerde çok kullandım ben bu ürünü. Böyle birkaç tane de videoda yine bu anlattığım sırada sizlere göstereceğim yürürken gerçekten de yani titreşimi minimize çok ciddi bir şekilde ediyor. E, tamamen yok etmiyor bu arada onu söyleyeyim ama çok ciddi olarak hani böyle profesyoneline yakın sonuçlar veren bir kamerası var üzerinde. 3 eksenli olması güzel. Hem sizi yani üzerindeki düğmeye mesela açıkken şimdi bir sağında bir solunda bir düğmemiz var cihazın zaten başka düğmesi de yok. Soldaki düğme üzerinde kırmızı bir işaretler anladığınız gibi rekord yapıyor yani kaydediyor. Sağdaki ise açma kapama ve belli fonksiyonları çalıştırmamızı sağlıyor. Bu düğmeye 3 kere bastığımız zaman cihazın kafası size doğru dönüyor ve sizi kendiniz çekmeye başlıyorsunuz ve bunu kayıt sırasında da yapabiliyorsunuz. Benim bu ürünle ilgili yaşadığım en güzel deneyim buydu aslında. Mesela bir yerde yürüyorum, geziyorum. İşte bakın şurada bir şey var diyorum. Elimle gösteriyorum şu şekilde. Sonra 3 kere basınca düğmeye hop bana doğru geçiyor ve kayıt sırasında ben işte anlatmaya devam ediyorum. Şöyle oldu, böyle oldu diyorum bir kol mesafesinde tuttuğumda kendimi kadrajda görebiliyorum. Yani ekranda olduğu için zaten kadrajın içine kendinizi sığdırıyorsunuz. Yani çok e, dar bir açısı yok. 80 derece olduğunu söylemiştim ben. Çok dar bir açı değil. Titreşim engelleme fonksiyonuyla beraber çok güzel videolar vesaire kayıt edebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Motion Lapse dediği bir özelliği var. Motion Lapse'te şu şimdi time lapse çekiyor zaten. Time lapse'i biliyorsunuzdur muhtemelen ama bilmeyenler için söyleyeyim. Fotoğraf çekiyorsunuz belli bir sürede ve bu fotoğraflardan video yapılıyor. Niye bununla uğraşılıyor diye soracak olabilirsiniz. Çünkü fotoğraf daha kaliteli oluyor ve ortaya çıkan videoda normal video çekmenizden daha kaliteli bir sonuç veriyor. Onun için böyle bir teknoloji var, böyle bir uygulama var. Birçok fotoğraf makinesinde falan da var zaten bu özellik. Time lapse yapıyorsunuz ama bunda motion lapse yapıyorsunuz. Onda da şöyle oluyor. Diyorsunuz ki şu noktadan başlasın. Ekranda görüyorsunuz zaten. Bu noktaya kadar çeksin diyorsunuz. Onu ayarladığınız zaman kaç dakika, kaç saniyeli bir fotoğraf çekmesi gerektiğini ve ne kadar süre olması gerektiğini belirliyorsunuz, bırakıyorsunuz. O kafasını döndürüp böyle tarayarak çekmiş oluyor. Güzel bir özellik. Ben bunu çok kullandım. Böyle bir de güzel bir müzik koyarsanız çok eğlenceli, çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Şimdi bir tane koyayım örnek. Onun da Motion Lapse olduğunu söyleyeyim. <laughs>

uygulamı çok pratik dedim. Bir DJI Mimo isimli bir uygulaması var. Onu da cihazı telefonun üzerine böyle takarak kullanıyorsunuz. Onu da şimdi detaylardan göstereceğim. Kutusundan bir tane Lightning iPhone için bir adaptör çıkıyor. Bir de Tip C çıkıyor. Bunun farklı varyasyonları da var. Mesela telefonunuz diyelim ki micro USB'si. hala eski telefonlar micro USB kullanıyor. Böyle bir dönüştürücü de ekstradan almanız gerekiyor arkadaşlar. Kutudan çıkan Tip C yani Type C dediğimiz bağlantı türü eğer öyle bir telefonunuz varsa o kullanıyorsunuz. Yok ben iPhone kullanıyorum diyorsunuz. Lightning içinde bir tane dönüştürücü çıkıyor. Bu dönüştürücü böyle taktığınız zaman telefonu da yanına takınca cihaz aslında böyle bir e, telefonun ekranını da bunun ekranı gibi görebiliyorsunuz içeriden ve hani kadrajını görüp bütün e, ayarlarını vesaire yine ekrandan yapabiliyorsunuz. Bu ekran da çok kullanışlı bu arada. Yani bilinçleyip ya bununla nasıl olur falan demeyin. Ben bayağı görüntüyü görüyorsunuz. Birçok ayarları değiştirebiliyorsunuz ama mesela motion labs falan yapacaksanız onun için bence Telefondan kullanmak bir tık daha mantıklı. Yani daha büyük bir ekrandan görüp kullanmak bir tık daha mantıklı. Bu ürünün Bluetooth özelliği yok. Hani Bluetooth ya da Wi-Fi gibi hani telefonu uzaktan bağlamak gibi bir imkanınız yok. Öyle bir aksesuarı var. Onu alırsanız ancak öyle o özelliği kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında mutlaka ve mutlaka fiziksel olarak telefonunuzu bağlamanız gerekiyor. Onu soruyorlar çünkü bazen. Onu da söylemiş olayım ben. Bu arada ben bazı aksesuarlarda aldım. Mesela işte Ulanzı diye bir marka var. Ben buna Karadeniz markası diyorum. Onun mesela şöyle bir ürünü var. Telefonu buna taktığınız zaman çok daha rahat bir şekilde tutabileceğiniz bir e, aksesuarı var. Şöyle iki parçalı. Şöyle tuttuğunuz zaman. Bunu detayda göstereceğim. Şu anda uzaktan göremezsiniz muhtemelen. Rahat bir şekilde telefonunuzu tutabiliyorsunuz. Bir de mesela... E, mikrofon tarafı var ses kalitesi fena değil bu arada ben yurt yurtdışındaki e, incelemelerde çok gördüm eleştirilen bir konuydu ama Ben genelde kendi üzerindeki ses kalitesini yeterli buldum Ama tabii biz profesyonel işler yaptığımız için arkadaşlar Şöyle bir adaptörü var bunun bir e, Type-C'den bağlanıyor alt kısmından Ona bağlıyorsunuz ucunu mikrofon çıkışına çeviriyor buraya 3,5 mm'lik herhangi bir mikrofonu bağlayarak da kayıt yapabiliyorsunuz. Mikrofon bağladığınızda kayıt seviyesini, ses seviyesini falan da ayarlayabiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. Ama bu da bayağı pahalı bu arada. Bu 300 lira falan da şu kadar bir şey. Ee, i̇lk çıktığında alternatifleri yoktu ama şu anda biraz daha ucuz alternatifler var bildiğim kadarıyla. Ama e, alacaksanız mecburen mikrofon bağlamak istiyorsunuz. Bunu almanız gerekiyor. Mikrofon bağlamak şart mı? Değil. E, o biraz daha bizim gibi profesyonel iş yapıyorsanız kullanmanız gereken bir aksesuar. Öte yandan ben bir tane de aksesuar aldım. Mesela şöyle bir stand gibi bir şey var. içine oturtuyorsunuz. Bu aynı zamanda yanlarından iki tane çıkış veriyor tipçiye. Şarj görevini de görüyor. Şöyle koyduğunuz zaman daha rahat, daha güzel durmasını sağlıyor. Altında da bir de tripod bağlantısı var. Tripoda da rahat bir şekilde bağlamanızı sağlıyor. E, enteresan bir ürün. Yani örneği olan bir ürün değil. Son 6 ayda falan bunun böyle farklı Çin varyasyonları çıktı galiba. DJI bunun patentini açtı herkese anladığım kadarıyla. Birçok böyle farklı hani DJI olmayan ama tasarımı birebir buna benzeyen cihazlar da çıktı piyasaya. Ama ben baktım fiyatları hemen hemen aynı. E aynısı ona, ona, ona vereceğim o kadar paraya DJI almak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Bir de kutusundan şöyle bir kılıf çıkıyor arkadaşlar. Bu benim çok hoşuma gitti. İçi böyle yumuşak malzemeden üretilmiş. Bu otomobillerin bazı işte orta üst seviye otomobillerde vardır. Kapı içleri falan böyle yumuşak kadifemsi bir malzeme. Onunla üretilmiş bir şey var içinde. Böyle bunu koyuyorsunuz içine. Şöyle, şu şekil pardon. Şöyle koyuyorsunuz. Hani taşırken vesaire yaparken cihaz böyle rahat bir şekilde taşınmış oluyor. Sizde hani en azından işte düşürdüm kaçırdım bir şey oldu falan gibi hani sıkıntınız olmuyor. E, güzel bir ürün yani ben gerçekten beğendim. Ama belli sıkıntıları var tabii ki. E, ben onu söylüyorum arkadaşlar. Söylemeye de çalışıyorum. Mükemmel ürün yoktur. Optimum çözümler vardır diye. Bu ürün de öyle bir ürün. Mükemmel bir ürün değil. Evet eksileri var ama artıları da var. İşte ikisini topladığınız zaman hani ben bu ürünü almalı mıyım sorusunun cevabı aslında bu artı ve eksilerde gizli ya da beklentilerinizde gizli. Önce birazcık eksilerden bahsetmek istiyorum. Zaman zaman netlik sorunları oldu arkadaşlar bu ürünü ben kullandım. Özellikle ben ürün çekimlerini kullanmayı denedim ama Özellikle yakından çekmek istediğiniz zaman gidip arkaya netlik yapıyor, garip garip kendi kafasına göre bir yerlerine netlik yapıyor. Bu tarz bir sorun yaşadım. Şimdi ekranı çok küçük olduğu için göremiyorsunuz. Her zaman da telefon bağlama imkanınız olmuyor. Ani bir çekim yapacaksınız. Mesela öyle bir imkanınız olmadığı zamanlarda biraz sıkıntı oluyor bu durum. Bir de düşük ışık performansı kötü. Gerçekten de kötü. Yani iyi ışık olduğu zaman gerçekten çok başarılı sonuç veriyor. Yani diyeceksiniz ki bir telefondan daha iyi sonuç veriyor mu? Telefonla hemen hemen aynı sonucu veriyor. Ama şöyle bir sorun var. Telefonların birçoğunda bu kadar titreşim engelleme özelliği yok. Ha olanları var ama işte ya pahalı ya e, o telefonu hani siz aynı zamanda telefon olarak da kullandığınız için çok pratik olmayabiliyor. O yüzden hani ben böyle düzenli ve sürekli video çekiyorsam böyle bir cihaz almak aslında daha mantıklı olabilir. Peki aksiyon kamerası aklınıza gelebilir. Ya yani bunu alacağım ben aksiyon kamerası alırım. DJI'nin de var, Osmo Action, işte GoPro Hero serileri var. 5 var, 6 var, 7 var, 8 var. Şimdi 9 çıktı. Hani onu alırım der misiniz? Şimdi şöyle onu GoPro gibi ürünlerin ya da aksiyon kamerasının bunlardan biraz daha farkı var. Neden? O aksiyon kameralarının görüş açısı çok daha geniş. Çok daha büyük alanları kayıt altına alabiliyorlar. Özellikle otomobil çekimlerinde ben mesela aksiyon kamerası tercih ediyorum. Böyle bir şey kullanamazsınız, yani. en azından iç mekanda olmaz. Ha, dış mekanda kullanılabilir mesela. Dış mekanda bazen çekimlerde kullandığım oldu bunu. Ama aksiyon kamerasının yeri biraz ayrı bundan. Ee, son teknolojilerle beraber titreşim tarafında onlar da çok iyi bir noktaya geldi. Ama bir gimbal gibi değil tabii ki. Bu gimbalın olması, o üç eksenli gimbal gerçekten de işinizi çok kolaylaştırıyor. Çok daha sumut smooth dediğimiz hani o böyle yumuşak ve akışkan videolar çekmenizi sağlıyor. Gelelim artılarına. Şimdi pil ömrü çok iyi arkadaşlar. 140 dakikalık video çekmek gerçekten de çok iyi. Yani bitmiyor pili neredeyse öyle söyleyeyim. Yani en azından ben hani bir işte otomobil çekiminde ya da bir işte ürün çekiminde vesaire şurada burada bir vlog çekiminde kesinlikle pilinin bit bitmediğini gördüm. Çünkü bizde o önemlidir arkadaşlar. En azından bir çekimi getirmesi lazım. Sonra zaten şarj ediyoruz cihazlarımız. O ayrı bir konu. Ama bir çekimi çok rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Hatta fazla fazla pil de kalıyor. O yüzden ben pil ömrünü çok beğendim. İkinci konu 4K 60fps e kayıt yapabiliyor. Ee, ben mümkün mertebe böyle kayıt yapmaya çalışıyoruz ki daha kaliteli olsun diye videolarımız. Bu güzel bir şey. ben Bir de çekişsel bir yorum. Bu Motion Lapse özelliğini çok beğendim. Hani böyle hareketli timelapse'ler çekebiliyor olmak. Çünkü onu yapabilmeniz için ya bir böyle çok pahalı cihazlar var, üzerine kamerayı koyuyorsunuz, o böyle hareket ediyor falan filan ama yani çok kompleks ve pahalı cihazlar onlar. Bir de cihazın hoşuma giden bir tarafı da kolay kullanımı. olması. Yani açıyorsunuz, basıyorsunuz diye hemen kayda başlıyor. Hani böyle ayar da şuydu, buydu var tabi ayarları vesaireler ama hani ben böyle pratik bir şekilde video kaydedeyim dediğinizde çok işinize yarayan bir cihaz olmuş DJI Osmo Pocket arkadaşlar. Bugüne kadar yaklaşık 10-15 videoda kullandım arkadaşlar. Ben tamamını değil de bir kısmını bu DJI Osmo Pocket'ta çektiğim videolarım oldu. Onları aldım işte videolarımın çeşitli parçalarında kullandım. Çünkü biz tek bir cihazda genelde bütün işimizi göremeyebiliyoruz bazen. Bir kısmını DJI uzmanı çekiyorum, bir kısmını aksiyon kamerası, bir kısmını işte Canon'um, EOS RP'im var onunla çekiyorum falan. Hani böyle e, birazcık hibrit bir şekilde kullandığım için ben cihazları e, o bakımdan hani farklı farklı videolarda mutlaka bir detayda şurada burada kullandığım ürünler oldu. Hani bazı videoların tamamını onunla çektim özellikle böyle karşısına geçip konuştuğum videolarda ki Onlarla da bir iki örnekte size vereceğim videonun içinde. Onları da izleyerek en azından siz de görüntü kalitesi konusunda karar vermiş olursunuz. DJI Osmo Pocket'ın çok önemli bir özelliği daha var ki en çok kullandığım özelliklerinden bir tanesi de bu oldu. Nesne takibi yapabiliyor. Örneğin kameranın karşısına geçiyorsunuz ve Follow moduna yani takip moduna aldığınızdan itibaren cihaz sizi takip etmeye başlıyor. Çok başarılı bir özellik bu. Hem kameranın önündeyken hem de arkasındayken kendinizi çevirdiğinizde ya da önüne geçtiğinizde bu follow modundaysanız sizi takip ediyor. Kadrajın içinde kaldığınız sürece de kamera sağa ya da sola hareket ederek sizi takip etmiş oluyor. Bu özelliği kendi kendime yaptığım çekimlerde sıklıkla kullandım. <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere DJI Osmo Pocket'ta yaşadığım deneyimi anlatmaya çalıştım. Videoyu kapatmadan şunu söyleyeyim, bu ürünün yenisi çıktı bu arada. İsmini de değiştirdiler. Ee, Osmo Pocket'tı, ee, DJI Pocket oldu artık. Daha doğrusu DJ Pocket 2 oldu. O üründe de işte birazcık sensörü büyüttüler. Bundan daha büyük bir sensörü var. Bir iki özelliğini değiştirdiler. İşte geliştirdik falan dediler. Bir iki yeni aksesuar falan da getirdiler arkadaşlar. Ama onun dışında hani tasarım vesaire anlamında çok büyük bir farkı yok. E ama yenilendiğinde söyleyeyim. Hani öyle bir üründe çıktı. Çok yeni daha Türkiye ye gelmemiştir Pocket 2. Ama önümüzdeki birkaç ay içinde ben geleceğini tahmin ediyorum. Yine de DJ Osmo Pocket ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa şunu yapabiliyor ama, bunu yapabiliyor mu, şundan hiç bahsetmedin, böyle bir özelliği var mı, yok mu gibi sorularınız varsa bu videonun altında bana sorabilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalıma abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama aramızda olmayanlar var. Onu da biliyorum. Takip ediyorum ben de Analytics'ten. Hepsini, hepinizi görüyorum. Bazen de böyle burada şey çıkartıyorum bilgi, şey kaç kişinin hani abone olup izleyenlerle abone olmadan izleyenlerin çok ciddi bir fark var arkadaşlar. 97 %3 gibi. Bugün çıkarmayacağım. Şey yapmayacağım öyle hani sizi üzmeyeyim diyorum. Ama videoyu izliyorsanız abone değilseniz abone olun. Çok teşekkür ederim eğer böyle bir şey yaparsanız benim için. İstiyorsanız beni aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.